Bizi yıllardır atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz bir şey var. Bizde hakkullah vardı. Razılık vardı. Bizlerin dedeleri şimdiye kadar maaş alarak mı bu hizmeti yürüttüler? Hayır. Bizler ceme nasıl razılık almadan başlamıyorsak bizde de razılık vardı. Vatandaş dedeye yıllar öncesinden de ben bunu bilirim. Köy köy gelirdi dedeler. Cem yaparlardı. Aylarca kalırlardı. Müsahiplik cemi, kurban cemi, Abdal Musa cemi, Görgü cemi, Erkan cemi. Bunlar yapılırdı. Ve bu hizmetler bittikten sonra dedeler o vatandaşların razılığıyla ne verirse alırlar ve dede zakirlere, köydeki fakire de vererek o köyden ayrılırdı. Biz maaş istemiyoruz. Eğer biz maaş alırsak Diyanet Başkanlığı'nın emrine girmiş onun dedesi oluruz, devletin dedesi olur. Biz devletin alevisi olmak istemiyoruz. Biz şimdiye kadar nasıl geldiysek şimdiden sonra da öyle gitmeyi, öyle yaşamayı yeğliyoruz. Biz buna karşıyız. Dedelerin maaş almasına karşıyız. Görüşme olmadı ama aradılar. Muğla'dan, Muğla'dan aradılar. Sizi Kerbela'ya götürelim dediler. Hayır dedim. Hacı Bektaş'a götürelim dediler. Hayır dedim. Ve bunlara katılmadık ve Yüz yüze bir görüşme olmadı. Alevi dedelerine maaş bağlanması konusunda. Muğla'dan bize öyle bir teklif gelmedi. Yalnız Ankara'dan bir bayan gelmişti. Alevi Bektaşı Değer Başkanlığı'ndan. Bir bayandı, genç bir bayandı. Onunla burada görüştük. Görüşlerimizi bildirdik. ve Dedelerin bu maaş konusunu konuştuk. Ve biz dedeler olarak dedik maaş istemiyoruz. Şimdiye kadar biz nasıl bu yolu yürüttüysek... Buna devam edeceğiz. Din parayla olmaz. Cami hocalarına bugün maaşlarını kesersen yarın o camide hizmet vermezler. Zaten aldıkları maaşlar da belli. Aldıkları paralar da belli. Kimlerin parasını aldıkları da belli. Ama bizler onlar gibi yaşamak ve onlar gibi para alarak bu hizmeti, alevi hizmetini, cem hizmetini, cenaze erkanını, kurban hizmetlerini yürütmek istemiyoruz. Biz, Şimdiye kadar dedelerimizden nasıl gördüyse öyle devam edeceğiz. Ve o şekilde de bu yolu sürdürmeye çalışacağız. Gelecek kuşaklara da aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar.